Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da medyanın Çin Komünist Partisi tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmesine rağmen Çin'in bölgede uyguladığı baskı politikaları az da olsa uluslararası medyanın dikkatini çekiyor. Bölgeye ziyaret gerçekleştiren Financial Times gazetesinin muhabiri, Çin'in güvenlik tedbirleri adı altında yürütmekte olduğu polis devleti politikalarının toplumda vahime neden olduğunu yazdı. 16 Kasım tarihinde Dünya Uygur Kurultayı İcra Komitesi'nin reisi ve Uygur İnsan Hakları Projesi'nin direktörü Ömer Kanat, Washington'daki Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Uygur sorunu üzerine bir konferans verdi. Ömer Kanat ağırlıklı olarak Uygurların günümüzdeki durumu, Çin hükümetinin Uygurlar üzerindeki baskı politikaları ve Uygurların ABD-Çin ilişkilerindeki statü konularına değindi. ABD'deki Çinli muhaliflerden oluşan insan hakları örgütü, Initiatives for China tarafından organize edilen Çin topraklarındaki milletler ve dini toplumların genç liderleri toplantısı, 14 Kasım tarihinde Japonya başkenti Tokyo'da gerçekleştirildi. Uygur, Tibet ve Çin'deki diğer dini topluluklar ve insan hakları sorunları ele alınan toplantıya 3 Uygur aktivite iştirak etti ve özel konuşmalar yaptı. Zimbabwe'de 2 gün önce tankların başkent Harare'ye girip devlet televizyonunu ele geçirmesi ve ordunun bu bir darbe değil açıklamasıyla başlayıp ev hapsi iddiasıyla devam eden süreç belirsizliğini korurken gözler Çin'e çevrildi. Zimbabwe Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga'nın tüm bunlar yaşanmadan kısa süre önce Çin'i ziyaret etmiş olması, mimar Çin mi spekülasyonunu beraberinde getirdi. Çin, saniyede 12 kilometreye kadar hızlarda hipersonik uçuş simülasyonu yapmak ve dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etmek için kolları sıvadı. Bu hızla Çin'den uçan hipersonik bir araç, ABD'nin batı sahillerine 14 dakikadan daha kısa bir sürede ulaşabilecek. Suudi Arabistan yetkililerinin yolsuzlukla mücadele kapsamında gözaltına aldığı Suudi prenslerle servetleri karşılığında serbest bırakma pazarlığı yaptığı ileri sürülüyor. Dünyaya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi. Fransa'nın Grenoble kentinde bulunan Planetoloji ve Astrofizik Enstitüsü gökbilimcileri, kırmızı bir yıldızın yörüngesinde dönen dünya benzeri bir gezegen keşfetti.